Ekran'dan herkese merhaba. Ben şu anda size farklı bir ortamdan sesleniyorum. Burası bizim evimizin balkonu. Ben buradayım fakat direnç nerede? Direnç sanayide. Biliyorsunuz biz karavanın yapım aşamasında izolasyona kadar gelmiştik. Ancak aracımızı tamamen kapattıktan sonra müdahale edemeyeceğimiz bir takım eksiklerimiz vardı. Direnç şu anda da onlarla ilgileniyor. İzleyelim bakalım direnç neler yapmış. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi sanayiye geldik. Sanayide Kemal ustamızın yanına geldik. Şu deliklerimizi, atlaklarımızı kapatan ustamız. Bu Ducato'ların, daha doğrusu panelvan ve minibüslerin arka kapılarında bir takım kronik rahatsızlıklar var. Onlar da şu. Arkadaşım menteşeyi söküyor. Şu menteşelerin şu arabanın kapı saçına bağlandığı yerlerde zaman içerisinde çatlaklar oluşuyor. Görüyorsunuz şurada bir tane var mesela. Bunun gibi altında da var. Haliyle bu çatlaklar bu kapıyı böyle oynattıkça esneme yapıyor. Zamanla da kapı sarkıyor. Menteşeler sağlam olmasına rağmen böyle bir rahatsızlığı var. Şimdi aracımızı döşemesine, yani ahşap mobilya kaplamasına geçmeden önce, izolasyona da başlamadan önce bunları gidereceğiz sanayide. Ondan sonra da bir takım farklı işlerimiz de var. Mümkünse bu camın bir tanesini açılır kapanır hale getireceğiz. Buradan da birazdan camcıya gidiyorum. O camın ölçüsünü kontrol etmek için. Şöyle çerçeve yapmayı düşünüyoruz camlara. Çerçeve yapmayı düşünüyoruz. Alacağımız sürgülü hareketli camın bu çerçevenin içine oturup oturmayacağına bakacağım. Oturmayacaksa farklı bir formül yapacağız. Oturacaksa bu şekilde uygulayacağız. Ama bir şekilde oraya açılır bir cam yapacağız. Hava sirkülasyonu ve uyurken bizi rahat ettirmesi için. Şimdi bu işlem bittikten sonra bitmiş halde size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bahsettiğim çatlaklar bunlar. Bunlar zaman içerisinde menteşenin zorlamasıyla kapıyla sarkıtıyor. Oradaki ergonomiyi de bozuyor. Kapıdaki aralıkların birçoğu da bundan oluşuyor. Buna bağlantılı olarak araçların kilitleri, kilit karşılıkları da bu sarkmalardan kaynaklı bozuluyor. Yani zincirleme bir sürü, bu küçücük şeyin zincirleme bir sürü zararı var aracımıza. Evet, durum çok kötü değilmiş. O yüzden orayı kesip oraya bir daha kalın bir parça kaynatmayı düşünüyorduk. Ama durum çok kötü olmadığı için sadece şimdi oraya kaynak kanalları açtı. Gaz kaynağıyla onları doldurarak sağlamlaştıracağız. Abi ne yapıyorsun şimdi? Sen ne yapıyorsun oraya şimdi? Ben temizliyorum, kanal yapıyorum üzerinde. Temizlik operasyonu. Evet arkadaşlar, son hali bu şekilde. Kaynaklandı, taşlandı, üstü boyandı. Şimdi alt menteşede de bir arıza gördük küçük. Açıyoruz bakalım ne çıkacak içinden. Arkadaşlar yeni bir günden herkese merhaba. Sabahın köründe sanayideyiz. Daha dükkanlar açılmamış. Çünkü akşamdan ustayla öyle konuşmuştuk. Aracımız dün akşam burada kaldı. Kilitlerin işlemleri bitmedi. Sadece üst kilitlerde var zannediyorduk çatlakla. Ama alt kilitlerde varmış. Dün akşam bir miktar göstermiştim. Bugün yine buradayız. Aracımızı almaya geldik. Bugün burada bir işimiz daha var. Bu arka kapak camlarımızın bir tanesini açılır kapanır hale getireceğiz ki yatak üzerinden ama hekiyle ama ön taraftaki penceremizde bize sirkülasyon sağlasın. Uyuduğumuz esnada sıcakla ilgili daha büyük problemler yaşamayalım diye bu konuyla ilgili çok tavsiye aldık. İkna olduk. Bu sebeple bugün öyle bir işimiz var. Buradan da oraya geçeceğiz. Bakalım. Ararat hocamdayız. Aracın arka bagaj kapağının camının bir tanesini açılır kapanır yapacağız şu an. Şimdi o işten başlıyor.
başladı. Az daha istiyorlar ya. Tamam. Düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi biz izolasyona başlamıştık. İzolasyondan sonra da mobilya olacaktı. İzolasyona başladığımız esnada bir takım eksiklerimizi fark ettik. Aracın kaplamasını yaptıktan sonra müdahale edemeyeceğimiz. Videoda bunları izlediniz. Videoda görmediğiniz ekstradan bir de kilitlerimizi tamir ettirdik. Sürgü kapımızın otomatik kapısını iptal ettikten sonra o kilitli bir problem oluştu. Kapanmamaya başlamıştı. Arka kapılarımızda hafif kaymalar vardı. Kilitlerimizi de tamir ettirdik. Haliyle izolasyondan sonra benim Kuşadası'nda babamın bir atölyesi var. Orada alet edevat açısından gayet zengin bir ortam. Haliyle iri malzemeler işleyeceğimiz için yer de problem olacaktı. Arabaya kaldır çıkar ya da bir yere koy tekrar çıkar. O yüzden aracın mobilya kısmında Kuşadası'nda tamamlamayı planlamıştık zaten. Haliyle bu eksikleri giderdikten sonra hazır durmuşken izolasyonun kalanına da mobilyayı da Kuşadası'nda devam etmeye karar verdik. Ve evde, balkonda, odalarda ne varsa bütün malzemelerimizi topladık. Hepsini arabamızın içine yerleştirdik ve Kuşadası'ndan merhaba demek üzere İzmir'den hoşça kalın.